Merhaba bugün çok önemli bir konuya yer alacağız. Plezenta akreata yani plezenta invazyon anomalisi bu hamilelikte yaşanabilen ama nadir görülen bir durum ve herkesin bu konuda bilgi sahibi olması gerekiyor. Plezenta akreata plezentanın rahmin iç duvarına normalden daha derin bir şekilde yapışması ve gömülmesidir. Bu doğum sonrası plezantanın tam olarak ayrılamamasına neden olabiliyor. Ciddi kanamalara ve diğer komplikasyonlara yol açabiliyor. Peki neden oluyor? Risk faktörleri arasında en önemli 3 tanesi daha önceden plezanta previ olmak, sezeryan geçirmiş olmak rahim ameliyatı geçirmiş olmaktır. Bunlar önemli risk faktörleri. Plezanta varsa ve bir sezeryanız bile varsa %11 ihtimalle plezanta akriyata niye yapışma oluyor yani ve Belirtiler genellikle hamileliğin son dönemine kadar fark edilemiyor. Bu yüzden yüksek riskli gebeklerin yakından takibi çok önemli. Ultrason ve MR gibi görüntülemeler bu videoda da gördüğünüz gibi renkli ultrasonografi ile tanıda ciddi anlamda başarı sağlıyoruz. Tedavi seçeneklerinde tabi durumun şiddeti ve gebeliğin süresine bağlı olarak değişiyor. Plazentanın bazen tamamen çıkarılması için rahmin alınması bile gerekebiliyor. Bu nedenle erken teşhis ve hazır bir şekilde doğuma girmek çok önemli. Plazenta kreata anne sağlığını ciddi şekilde etkileyebilecek bir durum. Eğer yüksek riskli bir gebelik geçiriyorsanız doktorunuzla yakın iletişimde olmanız ve gerekli tüm kontrolleri yaptırmanız önemli. Unutmayın bilgi güçtür. Bu konuda farkındalık yaratmak için, daha iyi hazırlık olması için bu videoyu çektim. Sağlıklı günler dilerim.